heyecanlar. 2024 Gadev Kitap Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Kitap fuarımızın açılışını yapmak üzere birazdan sizleri kapıya doğru alabilir miyiz? Eyvallah. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili kardeşimiz dediği gibi gerçekten bu topraklarda kitapların içerisine hapsolmamız lazım. Kitaplarla hemhal olmamız lazım. Kitap okuyan topluluklar güzellik olur, sevgi olur, kardeşlik olur, birlik beraberlik olur. Sorunlarını oturup muhabbet ile çözerler. Ama kitabın olmadığı yerde de şiddet olur, dedikodular olur, toplum birbirinden kutuplaşır sevgili dostlar. Onun için kitaplarımız bizim için çok çok değerli, çok çok anlamlı. Böyle bir süreç içerisinde toplulukların, halkın birbirine farklılaştırıldığı, insanların farklı bir gözle baktığı bir süreci yaşıyoruz. İnanıyoruz ve umut ediyoruz ki kitaplarımız güzelliklere vesile olsun. Sosyal medyanın hepimiz küresi olmuş vaziyetteyiz. En azından haftada 1-2 saat de olsa telefonlarımızı, televizyonlarımızı kapatıp sevdiğimiz bir dostumuzun, arkadaşımızın yarınlarına dair, geçmişe dair bir yolculuk edersek sevgili dostlar, hani derler hayat bir yol hikayesidir. Bu yol hikayenin içerisinde hepimiz olacağız. İnanır ve umut ediyoruz ki tabii ekonomik anlamda da ülkemiz gerçekten çok zorlu bir süreçte geçiyor. Özellikle yazarlarımızın efendim bu çerçevede söz kuran herkes çok büyük bir sıkıntı, sorun yaşıyoruz. O vesileyle hepimiz de inanıyoruz ki bu güzelliklere vesile olacağız. Bunun nitekim sorunların anahtarı da bizim elimizde. El ele verirsek, birbirimiz Hızır olursak bütün sorunlarımız üzerinde geliriz. Yunus Emre der ya, bizim dinimiz sevgidir. Başka dine inanmayız sözcüklerinin her yere yayılmasını arzuluyoruz. Ki Alevi itikat inancında da bu var. Muhabbet ile bulan bulduğum hakkı, muhabbetsiz kimin kimden hakkı demiş pirlerimiz, onlarımız. Biz de ta o günlerden bugüne kadar yolumuzun, önderlerimizin bize gösterdikleri bu güzellikleri yarınlarımıza, Garip Dede dergahı olarak ve diğer Alevi kurumlarımıza beraber, hep beraber bu güzellikleri vesile olacağız. Burada birbirinden çok değerli dostlarımız var, pillerimiz var, kurum başkanlarımız var, yazarlarımız var, yayın kuruluşlarımız var sevgili dostlar. Ben şimdi söz korumak isteyen dostlarımız söylesinler, söz verebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilimiz, sevgili dostumuz Nuri Aslan Başkanımız bizimle. İlk sözü Sayın Başkanıma vereyim. Teşekkür ederim Başkanım. İstanbul'da Garip Dede Dergahı benim için de çok önemli ve kutsal. İlk döneminden hatırlıyorum burayı, 80'li yıllardan. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle İstanbul için çok önemli görevler yapmıştır. Alevilik inancı için çok önemli görevler yapmıştır. Bu dergah, bu dergahın yöneticileri, dedeleri bu yola büyük hizmetler vermişlerdir. Aslında kadim Anadolu'nun bu değerli insanları İstanbul ve Rumeli'ye geldiklerinde bu topraklardan geçerek gittiler ve bugün dünyanın dört bir tarafına bu yolu, bu inanç şeklini anlatıyorlar ve yaşayarak gösteriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da selamlarını iletiyorum. Onun dediği gibi cem evleri ibadethanedir nokta diye bir cümlesi var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun cem evleri ibadethanedir diye. Büyük uğraşlar ve çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da isteği doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilk kez bir Büyükşehir Meclisi'nde veya da Türkiye'de meclis tutanaklarına geçmiş şekliyle cemevi ibadethanedir diye resmi tutanaklarda Eylül Meclisi'nde de arkadaşlarımızla, tüm meclis üyelerimizle birlikte bu kararı kabul ettik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi kitap fuarı, cemevi, yol, alevilik, bektaşilik, kadim Anadolu, kutsal insanlar, erenler, evliyalar ve dedeler. İlla okumamız lazım. İlla bilmemiz lazım. Yolumuzu ve izimizi kaybetmemek için geçmişimizi bilmek ve geleceğe aydınlıkla bakmak zorundayız. Bugünkü kitap fuarının açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Celal Fırat dostumun, kardeşimin de nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kitap çok önemli. Yazmak çok önemli. İnsanı yazmak, doğayı yazmak, hayatı yazmak, paylaşmak.
Bir kitap bir dünyadır. Bir kişinin geçmişini, geleceğini, düşüncesini paylaşmaktır. İnancımızda da zaten oku emri vardır. Dört kitabı, dört satıra yazan kimdir? Bilin şimdi. Hayatı yazmak, geleceği yazmak, geçmişi yazmak, paylaşmak. Bir dünyadır bir kitap. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Thank you.